Evet, yönetmenimize 25 dakikamız var. Evet. Aramız var mı diye sorabilir miyim? 25 dakikamız var, devam ediyoruz. Evet. O zaman... Bir Emin abimin şiiri var burada. Gördüm. Kendisi hiç okumadım ama az önce şöyle bir göz geçirdim. Gerçekten çok güzel yazmış. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Kendisi de izin verirse Onur duyarım. okumak isterim. Onur duyarım. Sen vur demiş abim. Biraz istiyor musun? İsterim, fark etmez. Gelecek mi belalım? Gelecek ama gelmez. Gelmedi. Hadi gel artık. Tamam. Seninle gireyim gelen baharlara. Gözüm seninle açılsın sabahlara. İstemem ayrılık yazılan kaderi. Al ömrümü, vuslatım kalsın mezara. Seninle doğsun güneş, üşüyen tenime. Aşkın ısıtsın beni güneş yerine. Ötmesin kuşlar, şakımasın bülbüller. Sen yoksan ömrümde, kan dolsun gözüme. Sensiz kalmasın ellerim, gel ne olur. Sensiz olamam, işte gerçeğim budur. Bırakma beni zinhar, hep yanımda ol. Kalacaksam sensiz, tetiği çek, sen vur. Rüyamsın, hayalimsin, ol gerçeğim. Saçına papatyadan taç yapacağım. Ömrüme ömür katıyorsun, sen sağ ol. Kalbim durana dek seni seveceğim. Ay doğmaya utansın güzelliğinden. Aşkım bir katre eksilmez yüreğimden. Ateşlere at, yak, savur küllerimi. Tutulsun dinim, dönersem sözlerimden. Çok da güzel Teşekkür yazmışsın abi. ederim. İnan ki Senin dilini sağlık, senin de yüreğine sağlık. Ne diyeyim artık? Çok sağ olun. Evet hocam. Bir şey var. Senden alalım gene. Tek. Biz genelde topluma mesaj nitelikli yapsak da dönüp dolaşıp geldiğimiz yer aşk. Bir aşk var orada. Yani. Ondan çitemiz zaten yok. Hocam, ben sana başka bir müzik bulayım artık. Bu müzik çok şey. Evet. Değil mi yani? Değiştirelim müziği. Bir şöyle bakayım. Bir kaval bulayım ben sana. Bulabilirsin. Evet hocam. Cezadır bana sensizlik. Öyle korkuyorum bir gün vazgeçersin diye. Verilmiş en büyük cezadır bana sensizlik. Gülmek haramdır bana. Yoksa elim elimde. Alışamam buna. Ölümümdür o hasretlik. Arım, balım, peteğim. Bebeğimsin benim. Alın morum. Ben de hiç solmayacak çiçeğim. İstemem yaşamak. Olmadığım bir dünyada. Ömrüm sen de sonlansın. Canımdan çok sevdiğim. Öyle çok seviyorum ki sana canım feda. Kaderim ol. Seni yazsın bana kaderim. Gözümden, yüzümden bile sakınırım seni. Benden önce gitme sakın. Başka bir yere. Ağzına sağlık. Şimdi hüzün zamanı mı? Evet. Şimdi hüzün zamanı. Vakit gece yarısı.
uykusuz gözlerimde gözlerimin karısı. Deva bulmuyor artık. Deva bulmuyor artık şu gönlümün yarası. Tez gel ecelim tez gel. Garip gönlüm yaralı. Bastığım topraklarda artık izin kalmadı. Saram dedim kendime, şu kollarım sarmadı. Sabır küpüm çatladı. Son damlayı almadı. Tez gel ecelim tez gel. Garip gönlüm yaralı. Gün dünyayı terk etti. Ay küserek saklandı. Sıradağlar yas tuttu, sevgiliye ağladı. Aslı ile Kerem de, Aslı ile Kerem de böyle sevdayla yandı. Tez gel ecelim tez gel, garip gönlüm yaralı. Yokluğun bıçak sırtı, Sırat köprüsü gibi. Ne yana düşsem hasret. Görünmez kuyu dibi. Devasız derde düştüm. Devasız derde düştüm. Sevdalar uzak şimdi. Tez gel ecelim tez gel. Garip gönlüm yaralı. Dilimde hasret şarkısı. Şimdi uzaklardasın. Göründü yolun sulu. Artık son duraktasın. Bir nokta gibi ömür, bir nokta gibi ömür, geçmişten uzaktasın. Tez gel ecelim tez gel, garip gönlüm yaralı. Teşekkür ederim. Evet, yüzün deyince, saygımda yüzün var olunca dayanamadım hemen. Yüzün, yüzün bizim ekmeğimiz, aşımız. Ekmeğimiz, aşımız. Evet. O yazdırıyor maalesef. Çok az bir zamanımız kaldı sanırım. 13 dakikamız var. Evet. Diyor şeyimiz tabi zaten. Evet. Onun için. Giden başka çalışmaların var mı? Tiyatroda mı? Tiyatro. Veya başka şey oluyor. Şimdi her an ne çıkabilir bilemiyorum. Ama inşallah olur. Şu anda bir Selçuk turnemiz olacak yakın bir zamanda. Evet. Önümüzdeki hafta diyebiliyorum. İnşallah bir yanlışım yoktur. Kahkahayı Cumhuriyet'i oynayacağız tekrar. Evet. Ondan sonra ne gelir bilmiyorum. Hemen antiparantez Kahkahayı Cumhuriyet'i Şükran İngiliz'de oynadığınız gibi dans grubuyla ortaklaşa mı hazırladınız? Yoksa daha önce bir Kahkahayı Cumhuriyet oynamıştınız. Onu da izlemiştim. Evet. Şimdi ilk başta Kahkahayı Cumhuriyet tek bir oyun olarak çıktı. Evet. Yani bir dans ekibi falan yoktu. Tamamen doğaçlamaya dayalı çıktı. Daha sonra Güney Efe ile bir projemiz oldu. Çok da güzel oldu. Onlar da çok güzel, işin içine girince çok güzel şeyler çıktı. Tabii birazcık değişti bu sefer kurgu. Onlar girince mesela atıyorum dedikocu kadınlardan sonra araya bir dans girdi. Evet. Bir oyundan sonra taraftarlar sahnesinden sonra bir dans girdi. Görsel anlamda da bence oyunu çok yukarı taşıdı bu. Evet. Ve bu çok güzel bir şekilde de yansıdı. Bize de yansıdı. Bizden seyirciye de yansıdı. Güzel oldu yani. Çok güzel oldu. Ben çok evet. Yalnız o şeyde ben bir hata yaptım. Neydi? Hemen evet. Biliyor musun hatamı? Evet, bir müzik problemimiz oldu sanırım. Evet, müzik problemimiz oyun, oldu. Evet, oyuna çıktık. Şimdi hocam, oraya... Hatasız kul olmaz. Olmuyor evet. Hocam, evet. Yani. Oraya kalktık gittik. Ben sadece izleyici olarak evet. Kaldım o akşam orada. Fakat ışıkçının ve ses düzenleyici kişinin aniden bir yakını hastalanıyor. Hastaneye kaldırmak zorunda kaldılar. Onun başında gidiyor. Işıkçı ve süs düzeni sağlayacak kişi yok. Evet. Aksilik yani. Ben de hayatımda ilk defa öyle bir yere gidip de böyle bir iş yapmadım. Bilmiyorum. Evet. Geldi. Hocam Cemal dedi böyle böyle bu işleri sen yapacaksın artık. Hocam ben de ne anlarım Allah aşkına dedim ben. Ha şiirse söylerim.
Ama ben bundan anlamam. Yok yok, çok kolay, dışarı yapacaksın, böyle yapacaksın. Arkadaş işte bir ara dedi, gel gidecek, yardım edecek, şunu yapacağız falan. Ben aldım kağıdımdan, not ediyorum. Şurada şunu yapacağız, şu çıkınca şunu yapacağız, yapacağız falan filan. Not ettim. Sonra arkadaş geldi, bir sürü beraber yaptık. Onun bir ara şeyin, Hülya'nın ölüm sahnesiydi. İsa sahnesi. İsa sahnesiydi. İsa, evet. İsa sahnesinden taşlamış, şey yapacak. Dans grubu gelecek orada, onu kaldıracak. Şimdi o arkadaş gitmeden önce, arkadaş dedim, ben bu işi ilk defa yapıyorum. Sen yapacaklarını bir kere daha göster dedim, ondan sonra git. Tamam dedi. O daha önce o müziği oraya hazırlamış, ayarlamış. Bana dedi ki, sadece şu düğmeye, şu ışıklara basacaksın yeter dedi. O da bana tekrar söylemeyi unuttu. Evet. Tamam dedim ben. Halbuki daha önce yazdım ben ona. Kafam çalışmadı, ona bir bakayım demedim. O sadece bunun basacağım, sadece ona hemen apar topar sahneye koştu gitti bu. Tamam, tam sahne başladı. Ben ışıkları ayarlamaya başladım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Allah'ım gelecekler, dans grubu çıkacak, ona götürecek. Gelmiyorlar bir türlü. Müzik gitmiyor ki, nasıl gelsinler? Şeyde, Hülya abla da ortada yatıyor. O sahnenin ortasında yatıyor. Evet, hatırlıyorum orayı. Ben acaba diyorum, oyunda mı bir değişiklik oldu? Neden gelmiyorlar? Yani inan ki o anda hiç aklıma gelmiyor o olay. Evet. Ondan sonra arkadaş hemen koştu, geldi. O geldi, Hülya'ya kaldırdı, da götürdü. Bir süre bekleme oldu mu orada? Yok, fazla süre. Bir buçuk dakika kadar bir süre şey yapıldı böyle. O arada ışıklar da şey yaptım ben. Hemen yukarıya çıktı geldi. O sahneyi kaçırdık, başka önemli değil dedi. Evet. Hangi sahneyi? Dedi, bu düğmeye basacak. Kardeş sen bana söylemedin ki. Evet. Sonradan baktım notlarımın arasında var. Ama daha önce not almışım ben onu. Bak, son giderken sorduğumda o da unuttu, ben de unuttum. Taksilik yani, oluyor mutlaka yani, böyle şeyler. Orada bir sahneyi kaçırdık. Onun hatası. Yine çok güzel oldu yine de. Ama gerçekten çok, çok güzel oldu yine de. Sonra Şükran'ın da sahnesi. Sahne ışıkları. Muazzam gerçekten, evet. Muazzam. Evet. Ben şahsen üç kırmızı bir orada oynamak isterim. Çok güzel gerçekten, evet. Tabii ki. Biz hep zaten büyük sahnelerde o koltukların hep dolu olmasını istiyoruz. Tek amacımız, evet. O. Yani ya. Gerçekten çok üzülüyoruz o koltuklar boş olduğu zaman. Evet. İçimizden bir şey... Şevkide kırılıyor. Yani boş koltuklara da oynuyorsun yani, o durumda da oynuyorsun, o da seni mutlu ediyor orada bulunmak. Ama tabii neden dolu olması gerekirken boş olsun? Yani tabii üzücü bir durum bu. Ne yazık ki öyle. Dilan Hanım'ın, Dilan kardeşimin çok daha iyi bir yerlere geleceğine mutlaka çok eminim yani. Çok, biz bugün tanıştığımıza rağmen, evet. Evet, başarının devamını dilerim. Teşekkür ederim, sağ ol abi. Evet, bu arada ben şuradan bir kere bir şey isteyeyim. Amin. Hepimizin gönlüne göre versin Allah. Şey, o zaman ben şeyimi kısacık. Zaten 3 dakikamız söyleyeyim. Varmış. 3 dakikamız var. 3 dakika 2 kişiyi sığdırabilirsek. Hocam sen hemen bir tane ayarla. Evet. Hemen şöyle... Dört tane dörtlük, dört dörtlük diyeyim ben ona. Gülüm. Kısa bir şiirim var. Efendim? Kısa bir şiirim var ona. Tamam. Çok kısa olmasa olduk canım. İki dakikamız varmış. Sensizliğe küstü gündüz ve gece. Dillerin lal oldu, çıkmaz tekece. Kalemim elimde, kaldım öylece. Bu kaçıncı kağıt saymadım gülüm. Bakarken gözüme zeytin karası. Açardı kalbinde gönül yarası. Seni tanıdığım günden sonrası kalbime kimseyi koymadım güdüm. Yıllar yılı baktım umut yoluna. Ah bir gelse dedim taksam koluma. Ben de erişirdim mutlu sonuma. Bir türlü sevdana doymadım güdüm. Gelişin devadır gönül ağrıma. İstiyorsan eğer koş gel çağrıma. İnan ki basarım seni bağrıma, sensiz bir dünyada olmadım gülüm diyorum ve hemen devam et hocam diyorum. Öksüz kaldı şarkılar, bitti, tükendi kalemler, kelimeler, isyanlarda mürekkepler, tüm heceler, gittin geri dönüşü olmayan yere, öksüz kaldı şarkılar, bütün şiirler. Dikenler güller kurudu, kuşlar sustu. Yağmaz oldu yağmur,
bulutlara küstü. Atsınlar beni de kızgın ateşlere, senle dolu küllerim güve savruldu. Çatlasın dudaklarım, güller kurusun. Lazım değil yüreğim, al senin olsun. Götürseydin giderken bende ne varsa, duygularım çöksün, kalemim kırılsın. Yaşamak ömür haramdır artık sensiz. Isıtmasın beni, kalayım güneşsiz. Bırakıp bittin ya, kızmıyorum sana. Bu da olmazsa cennette beraberiz. Evet sayın izleyicilerimiz, her güzel şeyin bir sonu vardır derler. Bugünkü programımızın da sonu geldi sanıyorum. Evet. Bu vesileyle tüm Kuşadası halkının 2014 yeni yılını kutluyorum. Sağlık, saadet, mutluluk getirmesini diliyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.